Merhaba sevgili izleyiciler. 15 Mayıs'ta Türkiye saatine göre 13.49'da Boğa burcunun 24 derecesinde yeni ay doğacak. Evet, Boğa yeni ayı Mayıs sonuna kadar güçlü bir şekilde etkilerini kişisel ve toplumsal alanlarda gösterecek. Ayın ışığı büyüdükçe biz de Boğa yeni ayının enerjileriyle tanışacağız ve onları deneyimleyeceğiz. Boğa burcu sabit nitelikli toprak elementinin bir burcudur. Zodyakta da ikinci evi yönetir. Kişisel değerlerimiz, özgüvenimiz, değer duygumuz, maddi manevi güvenliğimiz, paramız, kazançlarımız, dünyaya ait beş duyuya hitap eden her türlü kavram Boğa burcuyla temsil edilir ve Boğa yeni aylarında bu konulardaki hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz daha fazla güçlenir. Şimdi Boğa yeni ayı tabii ki bir yeni ay. Güneşle ay birleşiyor. 24 derece Boğa'da bir yeni adım atma, bir tohum atma, bir başlangıç enerjisi barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla yeni aylar ve yeni ayları takip eden günlerde yenilikler, yeni girişimler, başlangıçlar için şartlar daha verimli olabilir, daha olumlu olabilir. Özellikle toprak grubu burçlar daha fazla etki alacaklar ve sabit burçlar daha fazla etki alacaklar. Boğa burçları, akrep burçları, kova burçları, aslan burçları ve bu burçların son dekanında doğanlar için etkiler, yeni ay etkileri daha belirleyici, daha şekillendirici, daha geliştirici olabilir. 24 derece ve yakınlarında bir güneşiniz sabit burçta varsa ve doğum haritanızda özellikle bu sabit burçlar biraz daha önemliyse, öne çıkıyorsa ve hayatınızda bazı önemli kararlar vermeniz gerekiyorsa, yeni adımlar atmayı düşünüp planlıyorsanız lütfen yeni ayın veya buna benzer dolunayların sizin haritanıza nasıl etki ettiğini anlayabilmek için gerektiğinde astrolojik danışmanlık almayı ihmal etmeyin. Doğum haritanızı detaylı inceletin. Bunun için bilgi almak için linki tıklayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, Boğa yeni ayı toprak grubu burçlar, başak burçları ve oğlak burçlarına daha olumlu bir destek veriyorlar. Onlara güven, huzur, istikrar sağlama konusunda daha olumlu şartlar olduğunu söyleyebilirim. Yeni ay haritasında başak burcu yükselişte. Bu da tabii ki toprak elementi bir burç olduğu için Başak Boğa arasında da güzel bir etkileşim var. Aynı zamanda Oğlak Burcu'nda bir Plüto söz konusu. Plüto'da yükselen burçtaki Başak'la ve Oğlak Burcu'ndaki Güneş ve Ay'la güzel bir üçgen oluşturuyor. Toprak üçgeni var. Toprak üçgeni özellikle toprak grupları Boğalarla beraber Başaklar ve Oğlaklara da böyle bir istikrar, bir güven, bir huzur enerjisi verecek bir üçgen. Dolayısıyla hani özellikle uzun vadeli hedeflerimiz, kariyer hedeflerimiz, kazançlar ve maddeye dayanı paraya konulu bazı hedeflerimiz, girişimlerimiz, yapmak istediğimiz başlangıçlarda, süre gelen konularda bize destek ve gereken bazı güven unsurlarını da teşkil edebilecek şartları oluşturabilir bu yeni ay enerjileri. Evet, şimdi yeni ayın ayrıntılı haritasına baktığımızda An haritasında Güneş ve Ay haritanın 9. evinde birleşiyorlar. 9. ev konuları, kültürel konular, uluslararası her türlü ilişki, iş, eğitim, akademik konular, hukuksal konular, uzak seyahatler, ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri, eşimizin ailesi, medya, yayıncılık, basın gibi işler, sosyal medya, bilişim sektörü gibi işler, dış ilişkiler bir ülke haritasında düşünürsek dış ilişkiler, her türlü vize, gümrük işleri, havayolu seyahatleri, gemi seyahatleri, uluslararası her türlü anlaşmalar, sözleşmeler, komşularla olan ilişkiler, bunlara vurgu yapıyor. Demek ki biraz daha böyle dış dünyaya daha fazla hitap eden, kendi alanımız dışında hani olaylara daha büyük pencereden bakacağımız ya da bakmak isteyeceğimiz bir yeni ay enerjisi var. Şimdi bu yeni ayı takip eden günlerde 15 Mayıs ve sonrası aslında Haziran ortalarındaki Haziran İkizler yeni ayına kadar da bu yeni ay enerjilerinin gündemde olacağını söyleyebiliriz. Akademik konular, hukuksal konular, uzak seyahatler, işte tatil planları olabilir. Bunlarla ilgili, eğitimimizle ilgili planlamalar olabilir. Bunlarla ilgili bazı böyle adımlar atabileceğimizi, kararlar verebileceğimizi söyleyebiliriz.
Yönetici gezegen Venüs İkizler Burcu'nda ve haritanın en tepesinde yerleşmiş durumda. Bu da hani özellikle kariyer konuları, toplumdaki statümüz, ün ve şöhrete ait kavramlar, sorumluluklar, görevler, bu konulara vurgu yaparken İkizler Burcu'ndaki bir Venüs ikili konulara, hani ilgilendiğimiz konuların ya da adım attığımız işlerin tek bir basamağının değil, hani sanki daha fazla, birden fazla konuların da olabileceğini burada gösterimiz. İki proje olabilir, iki iş olabilir, iki aşamalı bir mevzu olabilir. Zaman zaman tabii ki o Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki pozisyonu yükselen burçta Başak olduğu için her ikisi de değişken nitelikler taşıyor. Biraz koşulların değişken olabileceğini de ve zaman zaman böyle ikilikler yaşayabileceğimizi de işaret ediyor. Bu herhangi bir fikirsel durumda, bir karar alma aşamasında değişik fikirlerin olabileceğini ve bu konular arasında belki Neptün etkisi de var çünkü. Özellikle işbirliklerinde kararsızlıklar olabileceğini ya da bazı başka fikirlerin ortaya çıkabileceğini gösterirken bazen de iki koşulun birden hayatımızda yer alabileceğinin işaretçisi. Evet, Mars Oğlak Burcu'nun son derecelerinde, Uranüs de Koç Burcu'nun son derecelerinde, 29 derecelerde ikisi birbirine dik açı yapıyor. Yeni ayın hemen ardından Uranüs zaten 7 yıl hareket edeceği Boğa Burcu'na bir geçiş yapacak. Mars da hemen onun ardından Kova Burcu'na geçiş yapacak. Lütfen bunlarla da ilgili hazırladığımız videoyu izleyin. Uranüs Boğa Burcu videomuz. Hala izlemediyseniz linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi yeni ay enerjilerinde Uranüs Mars arasında bir dik açı var. Gergin bir açıdır. Kolay bir açı değildir. Bu da yeni ayın içerisinde biraz böyle dikkat edilmesi gereken koşulların da barındığını gösteriyor. Özellikle öncü burçlara biraz daha etki yapabilecek bir açı bu. Öncü burçların son derecelerine ve sabit burçların ilk derecelerine Uranüs-Mars etkileşimi kazalara, işte ani dürtüsel tavırlara, tartışmalara, öfke patlamalarına, stresli ve güvensiz durumlara da yol açabilir. En fazla kazalara ve sakarlıklara yol açabilecek bir açı olduğunu söyleyebilirim. Tabii haritada yerleştiği yerler 5 ve 8. evler olduğu için ekonomik anlamda da biraz risklere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü boğa para demek. Boğa yeni ayı para. Maddi güvence, kazançlarımız, mal varlıklarımız, bunları değerlendirdiğimiz koşullar. Şimdi bu yeni ay enerjisinde böyle bir Mars-Uranüs dik açısının olması, aynı zamanda da hemen yeni ayın ertesi günü Mars'ın Uranüs'ün burç değiştirecek olması koşulların biraz böyle ani değişebileceğinin de işaretçisi. Yani özellikle finansal anlamlarda güven duyduğumuz, istikrar hissettiğimiz konularda bazılarımız biraz stres altında olabilir. Yatırım yaparken ya da parayla ilgili hareket ederken, planlarken, düşünürken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Yeni ay 24 derece Boğa Burcu'nda Algol yıldızıyla birleşiyor. Algol en sert etkili yıldızlardan biridir. Sabit yıldızlardan biridir. Yani aslında çekinilen, biraz endişe veren, korkulu bir sabit yıldızdır diyebiliriz. Ölümlerle, işte cinayetlerle, trajedilerle, büyük kazalarla, boğulmalarla, özellikle boyun ve boyun bölgesine gelebilecek darbelerle çok ilişkilendirilir. Ani streslerle ya da ekonomik problemlerle de ilişkilendirilebilir. Şimdi böyle bir yıldız altında bir yeni ay doğduğunda ve aynı yeni ay açısında haritasında Mars-Uranüs karesini de gördüğümüzde tabii ki sağlık konularına, işte kazalara ve ani böyle stres oluşturabilecek saldırılara, şiddet içerikli potansiyelleri de açık enerjiler var. Burada kişisel anlamda boyun bölgesi hassas olabilir. Hani boyun fıtığı, omuzlar, sinir sisteminde olabilecek bazı böyle problemler yine boyun bölgesini etkileyebilecek ya da şiddet sonucu, kaza sonucu oluşabilecek bazı problemler,
ortaya çıkabilir, böyle bir risk oluşabilir. Kronik sorunlar varsa belki kendisini daha fazla hissettirebilir yeni ayın ardından. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine şiddet sonucu, kaza sonucu ani ölümler, büyük felaket olarak nitelendirebileceğimiz bazı şeyler ya da bir cinayet ya da şiddet sonucu oluşabilecek olaylar da kendisini hissettirebilir. Tüm bunlara dikkat edilmesinde, özellikle toplumsal alanlarda temkinli olmakta fayda var. Yani riske girmemek gerekiyor. Daha güvenli, daha huzurlu hareket etmek gerekiyor. Fiziksel anlamda da, trafikte de özellikle hızlı gitmemek, risk almamak gerekiyor. Sağlık konusunda kendimize daha fazla dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde tepkisel davranmamak gerekiyor. Daha sağduyulu, daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Böyle problemli ortamlarda bulunuyorsak ya da bir şekilde kendimizi güvende hissetmediğimiz, huzursuz olduğumuz insan ilişkileri içerisindeysek bunları çok devam ettirmemekte ya da en azından kendimizi bu ortamlardan, bu kişilerden uzak tutmakta daha mantıklı davranmakta fayda var sevgili izleyiciler. Evet, yeni ayla beraber yeni ayın hayatımıza neler getireceğine dair etkileri tabii haftalık, aylık videolarımızda belirtiyoruz. Bunları da her zaman izleyebilirsiniz. Burcunuza göre, yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Ama kişisel anlamda da önceden de belirttiğim gibi önemli bir karar vermeniz gerekiyorsa ve bu yeni ay derece olarak sizin haritanızla çok önemli bir temasta bulunuyorsa tabii ki haritanızı inceletmeniz, detaylı bir değerlendirme almanız faydalı olacaktır. Bununla da ilgili danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için linki tıklayabilirsiniz. Evet, özellikle boğa burçları, başak burçları, oğlak burçları bu yeni aydan daha güven duyabilirler. Daha istikrarlı, daha sağlıklı koşullar hayatlarında ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü yükselen burcun Başak olması, Boğa burcundaki Güneş ve Ay'ın Oğlak burcundaki Plüto'dan güzel bir destek alması güzel bir toprak üçgeni oluşturuyor. Doğum haritalarınızda da böyle bir toprak enerjisi varsa size bu yeni ayın daha fazla güven vereceğini, daha fazla maddi manevi destek olacağını söyleyebiliriz. Uzak hedeflerinize odaklanabilir ve hedeflerinizde daha olumlu adımlar atma imkanları bulabilirsiniz. Öncü burçların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü ne dedik? Yani Mars ve Uranüs arasında bir dik açı var. Bu dik açı bazen riskli sonuçlar oluşturabilir, gerilimler oluşturabilir. Öncü burçların son dereceleriyle beraber sabit burçların ilk derecelerinin de biraz daha bu açıya dikkat etmesinde fayda var. Çünkü 15 Mayıs'tan sonra Uranüs'ün burç değiştirmesiyle beraber böyle bir ani gerilim, ani değişken bir enerji hissedilebilir. Bu nedenle özellikle hem ilişkilerde, hem manevi konularda hem de hayatımızdaki maddi konularda daha güvenli adım atmakta, daha risklerden uzak durmakta fayda var sevgili izleyiciler. Evet, yeni ay enerjilerinin herkese başarı, huzur ve keyif getirmesini diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.